I think the creation of the universe lies within the realm of science. Yıllarca evreni Tanrı'nın yaratmadığını iddia etti. En son kitabı Büyük Tasarım'da Tanrı'ya gerek yok dedi. Efsane bilim adamı Stephen Hawking ilk kez tersini söyledi. Tanrı'nın varlığını kabul etti. Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır. Ama bu bilim kurallarını yaratan bir Tanrı olmadığı anlamına gelmez. Emine Erdoğan'ın ardından panelde söz alan Yiğit Bulut, İnsanoğlu için aşılamayacak engel yok dedi ve ünlü fizikçi Stephen Hawking ve klasik müzik dehalarından Beethoven örneğini verdi. Bir engel karşısında kalırsanız benim gözlerim, ellerim, kollarım, ayaklarım niye var diye düşünün. Onlar bile olmasanız bile insanoğlu için aşılamayacak engel yok. Bakın bugün dünyanın en ünlü fizikçisi Stephen Hawking sadece ve sadece bir parmağını bile oynatamıyor. Sadece ve sadece göz sinirlerini oynatabiliyor. Ve göz sinirlerinden yazı yazabiliyor. Ve en önemli şey, yıllar sonra bir ay önce verdiği röportajda Allah'ın varlığını kabul etti. Yıllarca kabul etmedi. Yıllarca kabul etmedi. Sistem random, yani rastgele oluşmuş olamaz. Yüce bir yaratıcının varlığını başlangıç noktasına koymalıyız.